Efendim herkese hayırlı cumalar diliyorum. Cumanız hayırla geçsin. Cumanız hayırdan geçilmesin. Evet, bugün Nihat Katiboğlu ile Devrik Cümleler programında sizlerden gelen sorulara cevap vereceğim. Vereceğim sizlerden gelen sorulara cevap. Evet, sevgili dostlar, bana bugün her konuda, her alanda soru sorabilirsiniz. Hiç çekinmeyin. Tüm içtenliğimle ve maaşım el verdiği, süremiz el verdiği sürece sorularınızı yanıtlayacağım. Sorulara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı, o yukarıdaki zili tıklamayı unutmuyoruz arkadaşlar. İlk sorumuzla başlayalım müsaadenizle. İzleyicimiz demiş ki, hocam programı prompter'dan mı sunuyorsunuz? Sürekli gözleriniz bu kalemun misali sağa sola dönüyor, adeta felsecir okuyor demiş hassiz izleyicimiz. Şimdi öncelikle cahil evladım, onun adı felsecir okumak değil, velfecri okumaktır. Öğren bunu. Bak, seni burada ilmimle silkeler, paramla pataklarım. İkincisi, efendim ben sümme haşa cumhurbaşkanı mıyım da prompter'dan okuyayım? Ben kim? Cumhurbaşkanımız kim? Ben bir kere üniversite mezunuyum. Bu son cümleyi keselim evladım. Bir de bu adamı engelliler listesine ekleyin. Daha da soru sormasın bana. Sormasın daha da soru bana bu adam. Evet, diğer sorumuza geçiyoruz kıymetli izleyiciler. İzleyicimiz demiş ki, hocam son zamanlarda dolar euro yükseliyor diye bir söylenti var. Bunun aslı astarı var mı demiş. Evet evladım, anlaşılan senin kış uykusu biraz uzun sürmüş. Birkaç sene falan sürmüş herhalde. Evet, söylentiler maalesef doğru evladım. Kuduruk dolar ve yol arkadaşları bir süredir kıçına kene yapışmış kertenkele misali dört nala koşuyor. Parayla pulla çok ilgisi olan biri değilim ama mesela dolar 2015'te 2.72,09 TL iken bugün 13.76,82 TL. Euro 2015'te 3.02,35 TL iken bugün 15.59,48 TL seviyesine yükseldi. Evet, bu arada dileyen kardeşlerime kripto para piyasaları hakkında ücretli danışmanlık yapabilirim. Hemen geçiyoruz diğer sorumuza. Hocam Michael Jordan mı yoksa LeBron James mi demiş arkadaşımız. Evladım maalesef benim futbolla aram pek iyi değil. O yüzden bu soruyu es geçmek zorundayım müsaadenizle. Ama Cristiano Messi bana göre çok daha yetenekli ve başarılı bir topçu. Hem uzun boylu ve yakışıklı, hem de sol ayağını çok iyi kullanıyor. Evet, devam ediyoruz sorulara sevgili izleyiciler. Hocam makarna yiye yiye artık burgu burgu s**tım. Bağırsaklarım kontak kapattı, artık isyan ediyor. Ama benim cumhurbaşkanımıza güvenim tam. Bunun cennette bana getirisi nedir demiş. Evladım öncelikle cennette müjdelendiğini bilmiyordum. Bunun için seni tebrik ediyorum. Ayrıca yıllardır farklı piyasalarda yatırımlar yaparım ama makarnaya yatırım yapanı da ilk kez görüyorum doğrusu. Ben şimdi sana bu konuda bir şeyler derdim ama maalesef Silivri'den program yapmama ATV yönetimi izin vermez. O yüzden susma hakkımı kullanıyor ve kulağımın üstüne yatmayı tercih ediyorum evladım. Diğer sorumuza geçelim. Şöyle diyor. Hocam ben eşimi çok kıskanıyorum. Avrupa'da ülkemizi kıskanıyor. O zaman ben Avrupalı mıyım? Evet, Avrupalı olmadığın kesin evladım. Hiçbir zaman da Avrupalı olmayacaksın, garanti ediyorum sana. Ama Avrupa ülkemizi kıskanıyor mu sorusuna maalesef cevap veremiyorum. Zira Silivri özellikle şu kış aylarında çok soğuk. Paranın yüzü ise çok sıcak. Umarım anlamışsındır gerizekalı evladım benim. Arkadaşlar son kısmı çıkartalım bir zahmet. Yok, gerizekalı kısmını değil, o kalsın. Evladım kısmını çıkartalım. Zira böyle gerizekalı bir evlat olmaz olsun.
Evet, diğer soruya geçiyoruz kıymetli izleyiciler. Hocam ben düne kadar isim vermeyeyim. Baş harfi A, son harfi P, ortası K olan bir partinin üyesiydim. Ama artık ülke yaşanmaz hale geldi. Bu yüzden ben yurt dışına yerleşmek istiyorum. Yurt dışına gidebilmek için bir dua var mı demiş. Şimdi evladım dua değil ama bildiğim bir kaçakçı var. Onun bilgilerini vereyim ben sana. Şimdi ben buradan numarasını söylüyorum, sen de yaz, tamam mı? 0500 hafif siklet beyinli evladım benim. Sen bir kere yurt dışına gidemezsin. Çünkü beyin göçü dediğimiz hadise seni asla kapsamıyor. Zira olmayan bir şeyin göçmesi fizik kurallarına da aykırı. Zaten muhtemelen şu anda ekrana boş gözlerle bakıyorsundur. Ekran bile senden daha anlamlı bakıyordur sana. Neyse evladım, vakit nakittir, nakit vakit, nakit ise her şey. Şu an seninle uğraşamam. Evet, sonraki sorumuza geçelim. Diyor ki hocam, koronadan korunmak için geçen gün tavsiye üzerine 8 maske üst üste taktım. Sonra oksijen yetersizliğinden acile kaldırmışlar beni. Efendime söyleyeyim, kulaklarım Okan Bayülgen'inkiler gibi yelken kulak oldu. Estetik ameliyatla eski halime dönmek istiyorum. Estetik ameliyat caiz mi? Soruya soruyla cevap vermek pek tarzım değil evladım ama ben de şunu sormak istiyorum. Acaba sen caiz misin? Yani insanlık adına senin varlığın caiz mi evladım? Think about this. Ama istersen estetikle beynini aldırabilirsin evladım. Yani apandisit gibi düşün. Var ama herhangi bir fonksiyonu yok. Senden zor bir şey istediğimin farkındayım evladım. Zira sana düşün dedim az önce. Evet sevgili izleyiciler, son soruya geçelim. Ondan sonra müsaadenizle programı bitireceğim. Daha para saymam lazım. Bakalım sorumuz neymiş? Evet, diyor ki hocam zamanında Allah benim ömrümden alsın, Cumhurbaşkanımıza versin diye dua etmiştim. Ama şimdi çok pişmanım. Acaba duam kabul olmuş mudur diye de çok korkuyorum. Kendimi suçlu hissediyorum. Duamı geri çeksem ya da duayı tersten okusam faydası olur mu demiş. Evet, ilk defa samimi ve mantıklı bir soru geldi. Ama bu soru adeta pimi çekilmiş bomba gibi ve şu an elinde duruyor. Bombanın elimde patlamaması için ben de müsaadenizle dua senin duan, duanın muhatabı da Yüce Allah. Bu yüzden Allah'la kul arasına girilmez diyerek kıvrak bir lambada dansıyla, pardon, aikido hamlesiyle bombadan sıyrılıyorum ve bugünkü programı acilen burada noktalıyorum. Noktalıyorum bugünkü programı burada acilen. Bir sonraki program için sorularınızı videomuzun altına bekliyorum dostlar. Lütfen yazın. Bekliyorum sorularınızı bir sonraki program için videonun altına. Sağlıcakla kalın, kalın sağlıcakla.